Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben de iyiyim, teşekkürler. Ses kontrol. Kontrol. Selam canım. Evet, gazlama yükleniyor kral. Beğendin yani. Burada bile darlıyorsun beni desene. Adrenalin rush. Evet, 120 km hızlarda gayet net duyuluyor. Egzoz sesi olmasa daha güzel duyulur. Nasıl ama? Fenasal. Evet, havuza gidiyoruz dostlar. Güzel, böyle kaydıraklı, bol action'la, adrenalin dolu bir gün geçireceğiz. Bakalım yolda giderken ne gibi şeyler bekliyor bizi. Yapmış. Bana egzoz sesi geliyor. Kulağım patlayacak resmen kulaklıktan. Hayır, egzoz sesi cızırtı yapıyor bazen. Evet. Şu an 130 km hızdayım. Sesim geliyor mu, nasıl? Bağırma. Wow. Şehir içi sessiz sakin sürüş dostlar. Selam canım. Aslında sen kafanı sol tarafa doğru çevirsen daha iyi olur. Rahatsız mı ediyor? Neden? Ya çantanın ağırlığı maalesef öyle. O zaman doğru düzgün teker yapamayacağız yani. Bu video biraz tekersiz gidecek. Ya hanımefendi, öyle ağrır işte. Tutun. Niye öyle yapıyorsun? Keyifli oluyor ama baya. Ya düşünsene, ayrı ayrı motorlarda birbirimizle bağlantılıyız. Daha güzel olur. Tekerde sana selam veriyorum. Selam canım. Geliyorum aralardan geçmek. Nasıl, ses geliyor mu? Bayağı iyi ya. Ses kontrol. Hey yo. Çantayı atalım o zaman, ne yapalım? At gitsin o zaman. Bırak çantayı gitsin. Burada sıkı tutun, teker yapacağız. Geliyor.
nasıldı ama. Aynen, efsaneydi. Anlamadım. Biraz. Evet, çanta olmasa daha iyi olur ama maalesef çanta var. Yapıştır kral. Arriba arriba. Radar vardı, gördün mü? Radar sal. Karnımı deldin, deldin. Karnım delindi. O nasıl bir sıkmaktı? Makine kükrüyor kral. Az kaldı. Yeter, dayan artık biraz. Çanta tamam da. Hiçbir şey olmaz. Rahat ol. No problem. No problem. Vallahi bayağı zevkli oluyormuş bak bu interkonla. Kafa attın, kafa. Bil. Ne yapayım, fotoğraf çekiyordum. Ato kafa atıyor, ato. Bazen yüksek sesle konuş, takipçiler de duysun sesini interkomun. Hayır, geliyor da belki onlara gelmiyor. Bana net geliyor, benim kulağımda olduğu için gayet net geliyor. Anladın mı? Egzoz sesi olduğu için malum. Suzuki'nin de bayağı yüksek sesi var, sıkıntı oluyor. O zaman petrolden bir şeyler alalım. Hadi gidelim. Haydi. Let's go. Sevdim ben bu interkomu. Yeter artık, sesini duymak istemiyorum. Yeter. Macera bizi bekler. Slalom yapalım. Vah! Bir o yana, bir bu yana. Eğlencenin dibine vuralım. Orada da adrenalin yaşarız. Çok güzel kaydıraklar falan var böyle. Tam adrenalin dolu. Motor kadar olmasa da gayet güzel.
Sence uçaktan atlamak mı, motorla gazlamak mı? Yani ikisi arasında söyle bakalım hangisi? Hayır, en yüksek adrenalin uçakta mı yoksa motorda mı yaşarsın? Emin misin? Değilim. Bak şimdi şöyle bir durum var. Uçakta atladığın zaman paraşüt var. Eğitimlerini almışsan paraşütle kendi başına atlayabilirsin ya da ekstra bir hocayla bir atlayabilirsin. İki kişi atlıyorsunuz ya da paraşütle. Ama motorda şöyle düşün. Sürekli hızlı giriyorsun, arabaların arasından geçiyorsun, teker yapıyorsun. Yani birden fazla engel var. Yani çok yüksek riskli. Sağlı sollu her tarafta var. Ama uçakta atlıyorsun, süzülüyorsun. Tamam, yüksek süratlerde gidiyorsun, ağzın burnun yamuluyor ama motor bambaşka bir dünya. Ya da gece vakti, benim bir tane video var ya sabitlediğim Instagram hesabıma. Fenaydı ya. Fena, çok fena bir şey. En sevdiğim videolardan birisiydi o. Gece vakti tek teker yapıyorsun, böyle arabaların arasından geçiyorsun. Evet, selam dostlar. Aksiyon dolu sahneler birazdan başlıyor. Hakkını vermeye geldik. Arkadaşlar harika bir yere geldik. Birazdan eğlencenin dibine vuracağız. Ormanın içinde yürüyoruz sanki. Ben asal. Evet. Uçuş mod aktif. Adrenalin rush. Şöyle serinlik gelsin diye güzel bir sistem kurmuşlar arkadaşlar. Giriş ücretlerinden de size bahsedeyim. Yaklaşık %20 indirimle 2250 TL'den girebiliyorsunuz buraya. Dolaplar da ücretli ayrıyeten. 400 TL'de onlara veriyorsunuz. Telefonlarınızı ve çantalarınızı bırakmak için. Selam canım. Evet. Tutun kral. Geliyor. Çok iyi lan. Haydi kazana doluş. Geliyor. Hop.